Finans sohbet kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yeni gelen abonelerimi de tebrik ediyorum. Yeni gelen abonelerime yorum yapmadan önce alt tarafa ufak bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Çünkü o yapılan yorumların birçoğunu daha önceki videolarımızda işlediğimiz konu olduğunu bildirmek isterim. O konuları nerede bulabiliriz? Finans sohbet kanalının en altta eğitim linki, ücretsiz borsa eğitim linki diye yaklaşık 11-12 tane videom var. Hisse nasıl alınır? piyasa değeri defter değeri nasıl hesaplanır, bilanço nasıl okunur, borsanın işleyiş metodu ve borsada algı yönetimi ile ilgili 10 küsür video var. Onları izlemelerini ve ondan sonra aşağıya yorum yazmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü neden? Birçok sorunun cevabı o videolarda var. yine gelen abonelerim bunu ıskalamış olabilirler. İkinci bir diğer husus arkamdaki mozaikle ilgili sorular geliyor arkada kütüphane bulundurmak istemedim çünkü kütüphanede de bazen kitapları falan koyuyorlar kitapların isimlerinden bile bazı mesajlar falan verebiliyorlar Veya arkada çeşitli portreler resimler falan kullanıyorlar. Ben bunu kullanmak istemiyorum Ben daha çok sanatsal bir şey kullanmak istedim. Bu bir mozaik bunun konusu huzur aşk, sevgi barış ve hoşgörü anlamını taşır bu mozaiğin anlamı ve sanata karşı hiç kimse. Olumsuz bir şey beslemeyeceğinden dolayı da bu şekilde eşimle beraber ben mozaik e, sanatını çok sevdiğimizden dolayı böyle bir arkada fon bulundurmak istedim. Özellikle Hatay'da ve Gaziantep'teki mozaik müzelerimiz bence dünyada sayılı çaptaki müzelerimizdendir. değerli arkadaşlar konumuza gir, girersek Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nın e, bir genelgesiyle 1 Haziran'da tüm memurlar normal mesaiye geçecektir. Genelgesiyle hayatın normalleşmeye başladığını görüyoruz. Kuaförler açılıyor, berberler açılıyor, hayat normale dönüyor. Bu durumdan da 82.000'den 105.500 lira doğru da borsamız gayet iyi yükseldi. Fakat borsamız TL bazında düşünürsek TL bazında 82.000'den 105.500'e gayet iyi geldi. Ancak 82.000'lerde yaklaşık bu endeksimiz 1.25 sentti. 105.500'lerde benim hesapladığıma göre de 1.5 centler civarındayız. Endeks nasıl dolara göre hesaplanıyor? Yani 82.000 endekste nasıl 1.25 centteyiz? 105.500'lerde nasıl 1.5 buçuk centler, centlerdeyiz? Bunun hesaplaması ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Yani endeksi dolar bazında hesaplama. Basit, karışık bir şey değil değerli arkadaşlar. Ama 1.25'den 1.5 sente geldik. Fakat bizim ligimizde olan yani EM yani Emerging Markets yani gelişmekte olan ülkeler. Bizim ligimizde hangi ülkeler var? Güney Afrika var, Rusya var, Brezilya var, e, Türkiye var. Bu tip ülkelerle beraber en kötü performansı TL bazından bahsetmiyorum. Dolar bazında e, borsa İstanbul e, getirdi. Peki Cuma günü ben tabi e, Cuma gününden önce video çekmiştim. En son videomun perşembe günüydü sanırım. Cuma günü büyüme verisi geldi. Büyüme verisi yüzde dört buçuk. Yüzde dört buçuk fena bir büyüme değil. Aslında beklentiler yüzde beş beş buçuk civarı bir büyümeydi. Ancak koronavirüsünün 10 Mart'ta ya sanırım 11 Mart'ta ilk görünmeye başladığından dolayı Ocak ve Şubat'ı kurtardık, Mart'ı kurtaramadık. Zaten Ocak ve Şubat'ı kurtardık, Mart'ı kurtaramadık. 5.2 beklenen e, büyüme beklenen, 5.2 büyüme beklendiğim zaman bir ayı düştüğümüz zaman iki ayda %4.5 getirdi. Peki %4.5 nasıl bir büyüme? Birinci çeyreğe göre. Birinci çeyreğe göre diğer sınıfımızdaki, ligimizdeki ülkelere bakarsak büyüme çok iyi bir rakam. İnanırsınız, inanmazsınız. Bu sizin tercihiniz ama resmi rakamlar budur. Fakat ikinci çeyrek e, negatif geleceği kesin. İkinci çeyrek beklentiler ise eksi %10 civarında. Peki biz birinci çeyreğe fiyatlara koyduk mu %4.5 büyümeyi koyduk. Neden? Çünkü 120 bin küsürlerde 125 bin endekslerdeydik biz yılbaşında, Ocak ayında, Şubat ayında, 118 binlerdeydik. Zaten büyümenin iyi geleceği cepteydi. Peki ikinci çeyrek, yüzde, bakın eksi yüzde 10 diyorum ben size, ikinci çeyrek gelecek Hı. ve belki de yüzde 10'dan da büyük gelir mi bilmiyorum. Ama eksi yüzde 10 büyümeyi borsa fiyatladı. Neyle fiyatladı? 82 bin, 83 bin endeksle fiyatladı. Ha eğer ikinci çeyrek %10'un altında %5, %6 gibi bir daralma ile gelirse bu borsa tarafından pozitif algılanır. Niye? Beklentilerin altında geldi diye. %10'un üzerindeki bir küçülme, eksi %10'un bir küçülme negatif de olabilir. Değerli arkadaşlar, tüm bunların ışığında, Biz Geçen videoda 105.500, 101.000, 500 veya 102 bin, 101 bin 500 aralığında olduğunu söylemiştim borsanın. Hisse alacak alan arkadaşlar acele etmemeleri gerektiğini, en az 2 ya da 3 iş günü beklemeleri gerektiğini söylüyorum. Çünkü 105.500'ün üzerine atma durumu olabilir mi diye. Fakat cuma günkü gelişmeler ve bugünkü gelişmeler haberleri izlediğim kadarıyla ve borsanın kapanışından almış olduğum feyizle çok umut vermedi. Olumlu olan bir gelişme var. Cuma günü akşam saat 11'de Viyop'a baktığımda artı 0.37 gördüm. Viop nedir? Vadeli işlemler opsiyon piyasası. Yani ileriye yönelik. Ertesi güne yönelik vadeli işlemler, kontratlar neymiş? 0.37 borsa İstanbul'da alım yönünde. Fakat takdir edersiniz ki bizim borsamız, borsa İstanbul, semt Pazarı gibi sabah pahalı oluyor, akşam ucuz oluyor. Borsa Muhtemelen pazartesi günü belki biraz artılı açabilir. Ancak öğleden sonra da düşme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü global piyasalara göre biz çok paralel gidiyoruz. Bununla beraber 3 tane temel sorun anlayacağım. Ben bu cuma günü ve cumartesi günü yaşadım ve bunu da Finans Sohbet kanalındaki abonelerime duyurmak istiyorum. Bildirmek istiyorum hafta sonu ki hafta başına ona göre hazırlıklı olalım. Perşembe günü 105.500'ü kıramadık. Cuma günü de 105.500'i kıramadık. Sürekli 105.500'lerin yakınlarında hareket ettik ama bir türlü kıramadık. 3 tane kafamı kurcalayan şey. Bunlardan birincisi bankaların Cuma günü kapanışıydı. Bankalar %1.5, %2'ye varan güzel yükselişler yaptılar. Perşembe günü hatta Cuma günü de direndiler. Cuma günü saat kaça kadar de direndiler? Saat 18'e kadar direndiler. 18'de ne olduysa Borsa İstanbul'da bir de saat 18'de 18.09 arasını karanlık oda denir 18'de 18.09 arası karanlık odada burada profesyoneller brokerlar spekülatörler pala e, işin içine girer ve o 9 dakikada ne olduğunu bilemeyiz ne oldu bankalarda özellikle pozitif olan bankalar ne oldu 9 dakikalık kapanışta artı yani getirilerin hepsini verdiler. %1.5-2 olan getiriler özel bankalarda %0.5'e kadar geri çektiler karanlık odada. Ö, ö, kamu bankalarını yaptılar. Kamu bankaları da pozitiften özellikle Vakıf Bank ve Halk Bankası'nda negatif eksi 0.5'e getirdiler Cuma günü kapanış. Bu benim kafamı kurcalayan yani endeksin 105.500'ü acaba geçer miyiz pazartesi veya salı günü veya bu önümüzdeki hafta geçer miyiz geçemez miyizin hesabında negatiflerden bir tanesiydi. İkinci temel unsur. İkinci temel unsur baştan dediğim gibi global piyasalarla biz çok paralel hareket eden bir endeksiz. Yani Dow ne oldu? S&P ne oldu? DAX ne oldu? Paris Kakaran endeksi ne oldu? Almanya borsası ne oldu? Bunlara çok alakalıyız. Peki yurt dışında ne oluyor? Cuma günü de oldu. Bugün cumartesi günü de oldu. Hoşuma gitmeyen şey Amerikan siyasetiydi. Amerikan siyasetinde ne oldu? Uluslararası borsalarda çok iyi bir getir geldi. Süper bir getir gösterdi. S&P olsun 3000'i geçti. S&P 500, Nasdaq, Dow gayet iyi gitti. Fakat Trump ne yaptı? Kasım'da yani 2020 Kasım'ında Amerika'da seçimler var. Donald Trump seçimleri çantada keklik olarak görüyordu. Fakat gelen bilgiler, gelen datalar Donald Trump'ın bu seçimi, Kasım'daki seçimi çantada keklik görmemesi gerektiğine dair negatif sonuçlarla geldi. Yani Demokrat adayın ciddi bir rakip olduğunu ve Demokrat adayın bu ciddi rakip karşısında da ciddi bir şansı olduğunu e, istatistikler ortaya koydu. Trump da hemen bu bağlamda Çinle olan ilişkileri germeye başladı. Özellikle bu koronadan dolayı. Amerika'da 40 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu. Amerikan nüfusu zaten 350 milyon, neredeyse 50 milyon insan yani her 7 Amerikalıdan birisi işsizlik maaşına başvurmuş. Amerika'da ekonomi bir anda çok iyiye giderken Tepe taklak gitmeye başladı. Trump da bunun müsebbili Çin demeye başladı ve Çinle ticaret savaşını çok kızıştırmaya başladı. Ve kızıştırmaya başlayınca negatif sonuçlar gelebilir mi? Peki biz buradan bu kadar Türkiye'den, yani Türkiye'de borsalara ve hisselere yatırım yapan insanlar olarak, ufak yatırımcı olarak biz bundan rahatsız oluyoruz da. Ben düşünmeye başladım. Peki Amerikan yatırımcısı süperde bir getiri getirmişsin. Acaba? Trump'ın bu ticaret savaşının Çin'i kızıştırmasını e, endişe edip... Ya biz iyi bir kar da aldık. Karımızı realize edelim. Realize edelim. Şuradan ufak ufak çıkalım mı S&P'den, Dow'dan, Nasdaq'dan diyebilirler mi diye kafamı kurcalamaya başladı. Bu düşüncemi de bu hafta sonu, hafta başı açılmadan önce sizlerle paylaşmak istedim. Olası yurt dışı kötüleşirse... Bizi de 101.500 veya 102.000'leri gösterme ihtimalleri fazla. O yüzden o bağlamda Türk borsalarına geldiğimizde buradan acele etmemekte fayda olduğunu, resmen elimize birer çekirdek alıp izlemekte fayda olduğunu söylüyorum. Bir de şunu unutmayın. Her zaman borsanın yükseleceğini düşünebiliriz ama nakitte bekleyen abonelerim de var. Yani borsa düşse de hisse alsam diyen arkadaşlarım da var. Onları da biliyorum. Yani Borsa yükseldiği gibi para kazanılırsa da borsa düştüğü kadar da para kazanan abonelerim var. Finans sohbeti olarak hiçbir şeyi körü körüne savunmayacağız. Yani körü körüne borsa yükselecek de değil gereğinde borsa da düşer. Gereğinde yurt dışı piyasalarını da yorumlayacağız. Gereğinde doları da yorumlayacağız. Bu videonun sonunda doları da yorumlayacağız arkadaşlar. Dolar ne yapar ne etmez diye. Ama dediğim gibi yani körü körüne değil biz de düşüş sanki bu hafta sonu gelişmelerle daha fazla kafama yattı diyeyim. Bunun karşılığında Türkiye'deki yatırımcı tabi nakitte bekliyor. Nakitte beklemesine rağmen TL faizleri düşük. Yani zaten Merkez Bankası'nın bu konuda suçlamıyorum ben. Merkez Bankası neden suçlamıyorum? Çünkü dünyada zaten negatif faiz var. Merkez Bankası da bu fırsattan istifade faizleri düşürüyor. E tabi şimdi ya dolara yatıracaksınız ya TL'ye yatıracaksınız ya e, mevduat faizini yatıracaksınız. Mevduat faizi düşük. E dolar primli. E, altın yükselmiş. E, tabi bu arada iki arada bir derede kalıyoruz. Aynı zamanda bayağı da bir eleştiri geliyor aşağıdaki yorumlarda. Dolara ve e, altına gelen vergiler. Şimdi ben bunu e, tabi hoş bir şey değil. Yani verginin herhangi bir yatırım aracına gelmesi hoş değil. Ama ben 50-50'yim. %50-%50'yim. Neden? Dolara hadi bir vergi gelmesini anlayabilirim. Neden? Çünkü do dolardaki volatiliteyi yani dalgalanma, volatilite dediğim dalgalanması ki sanayici olan insanlar, finansman şirketleri bu dalgalanmayı sevmezler. Borsa İstanbul olarak da, SPK olarak da, BBDK olarak da buna maliye olarak da vergi getirir. Alım satımı zorlaştırırsın. Yani bu volatiliteyi azaltırsın. Ama altına neden vergi geliyor? Yani altın insan alabilir, yatırım yapabilir. Belki bir ihtimal altın ithalatının Türkiye'ye çok fazla yük olması çünkü Türkiye artık çok ciddi bir altın ithal eden bir ülke konumuna geldi. Belki ithalatın önüne geçip yurt dışına paranın gitmesini, doların gitmesini engellemek için bir vergi düzenleme olduğunu da düşünüyorum. Bundan dolayı da çok fazla kızamıyorum. Bu bakımdan bir doları analiz edelim. Dolarda dip neresidir? İkinci bir hamle olur mu olmaz mı? İkinci bir yükseliş olacak mı olmayacak mı değerli arkadaşlar? Şimdi bir bakalım dolarda ikinci bir e, yükseliş, ikinci bir dalga bekliyoruz, bekliyormuz. Sonra tekrar dönelim. Şuradan itibaren ben size bir trend alıyorum. Birinci ayın 16'sı yani 16 Ocak 2020'den itibaren. Bakın şuradan çok güzel bir trend veriyor. Şurası ekstrem bir fiyatlama. Şu bölgeyi ignore yani e, gözden kaçırabiliriz şunların üstünden. Bakın şuradan getiriyorum alttan. Şunlar aşırı bir fiyatlama. Şimdi dolarda dip neresidir bu şartlarda? Dolar'da bu şartlarda dip 662 661 civarını dolar'da bu şartlarda dip görüyorum. Ha ikinci bir atak bekliyor muyum yukarıya doğru? Hayır. Şurada benim bir yatay e, direnç çizmeme müsaaden daha size net ve güzel bilgi verebilmem açısından. Bakın şurası çok ciddi bir direnç dolar'da. Çok ciddi bakın çizdim. Hatta şunun da bazı arkadaşlar kalınlaştırmamı istiyorlar çizgiyi. Şu şekilde de kalınlaştırayım ben. Bakın kalınlaştırdım. Bakın dolar şurada. Doların şu şartlarda yani şu konjüktürelde 6.61 yukarıda ise geleceği nokta ise 6.92 6.93 yani bir ihtimalde 6.95 daha yükseğe gideceğini düşünmüyorum. Evet değerli arkadaşlar aslında dolarda seviye vermek pek e, tarzım değildir. Ama eğer dolarda işi olan arkadaşların çok acil almak istiyorum diyorsanız veya dolara yatırım yapmak istiyorum diyorsanız birinci kademe 6.60 uygun olabilir eğer gelirse. E, kafamdaki düşünceleri de paylaşmak istedim. Cuma ve cumartesi günü gelişmelerle beraber pazartesi gününe donanımlı olma açısından bir fikir bir e, akıl fırtınası e, yapma açısından sizlerle bu bilgileri paylaşmak istedim. Bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kanalda bu tip paylaşılan bilgilerin birer yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını bildirmek isterim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Hepimize bol kazançlar. Görüşmek üzere.